Efendim herkese merhaba. Dün gece yarısı itibariyle dünya alarmdaydı. Ve sonuç itibariyle Polonya'nın Ukrayna sınırındaki mütevazi bir köyünde düşen bir füzenin, üstelik de iki sivili öldürmüş olan bir füzenin kime ait olduğu, nereden ait atıldığı, ne olduğu, ne bittiğine ilişkin tartışmalar sürecini yaşadık. Eğer olayı çok hızlı bir şekilde dünyaya duyurup, üstelik de puan kazanmaya çalışan Ukrayna lideri Zelenski, Vladimir Zelenski'nin dediği gibi bu füze bir Rus füzesi olsaydı, bugün NATO ile Rusya arasında çok farklı ve kolay kolay altından kalkılamayacak bir iklim doğmuş olabilirdi. Fakat çok profesyonel yaklaşımlar gördük. Çok dikkatli yaklaşımlar gördük. Ve dünya büyük bir belayı şu dakikalar itibariyle atlatmış gözüküyor. Çünkü bu savaşta en korktuğumuz şey iki yönlü. Bir, NATO tarafından atılmış bir füzenin Rusya'ya düşmesi. İki, Rusya tarafından atılmış bir füzenin NATO topraklarına düşmesi. Bu herhangi bir NATO üyesi olabilir. O an itibariyle bu savaşın genişlemesi, patlaması, yayılması, Allah korusun nükleer hesaplaşmalara kadar varması kaçınılmaz bir kimlik taşıyor. O nedenle tabii Ukrayna'dan yapılan o ilk açıklamalar bu savaşın içinde yapılmış en acil ve en tehlikeli açıklamalar olarak kabul edilecektir. Yani bunun bence Ukraynalılar iyice düşünüp bu kadar kendilerine destek veren ulusların var olduğu bir ortamda bu kadar aceleci ve saygısız yaklaşımlarda bulunmanın bir bedeli olacağını da planlamaları lazım. Konuyla ilgili birkaç açıklama geldi başlangıçtan itibaren. Mesela biri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden. Ekibiyle beraber Bali'de oturmuş bir hesaplama kitaplama toplantısından fotoğraf vererek şunu söyledi. Olayı takip ediyoruz, orijinini bulmaya çalışıyoruz. Ama esas olarak ilk veriler bunun Rusya tarafından fırlatılmış bir füze olmadığını gösteriyor dedi. Ve nitekim Bali'de Kanada'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, İtalya'sı, Avrupa Birliği yani Batılılar, oradaki bulunan Batılılar olağanüstü bir liderler toplantısı yaparak bu işin gerçek yapısının tam olarak ortaya çıkarılmasını ve ona göre davranılması gerektiğini ifade ediyorlardı. Aynı sırada yani bu toplantıya çağrılmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında ise şöyle dedi. Rusya ben bu füzeyi fırlattım demiyor. Tam tersine ben fırlatmadım diyor. Rusya gibi kadim bir devlete güvenmek zorundayım. Eğer Rusya ben fırlatmadım diyorsa ben ona güvenirim dedi. Bu önemli bir çıkış. Bir NATO üyesi olarak öbür tarafta NATO'nun bilmem kaç tane Avrupalısı bir araya gelmiş, seni de çağırmamışlar. Çağırmamaları ya, yani sakın yanlış anlamayın, niye çağrılmadık diye sormuyorum. Çağırmamaları çok güzel. Çünkü biz hala ve hala bu savaşta Zelenski ile Putin arasında durabilen bir yönetime sahibiz. Yani ikisi de bizi arayabiliyor, biz ikisini arıyoruz falan. Şimdi orada görülecek bir fotoğrafta Erdoğan olmazdı. İyi ki çağırmamışlar. Belki de mahsus bilerek çağırmışlar. Ya bu adam bir onlarla konuşuyor, bizim işlerimizi de yapıyor. En iyisi biz onu buraya almayalım demiş olabilirler. Bunu Erdoğan'a da sordular. Erdoğan da demedi ki, ya önemsiz bir toplantı, bir füze için toplanmışlar ve beni bütün önemli toplantılara çağırırlar. Önemsiz toplantılarda da bizim işimiz yok diye biraz üstten baktı. Ama
İyi ki çağırmadılar o toplantıya. Geçelim. Daha sonra Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'nın Sunur köyünde patlamaya neden olan füze çok yüksek ihtimal Ukrayna tarafından ateşlendi. Topraklarımıza kararlı bir saldırı olduğunu düşünmüyoruz yönünde bir açıklama yaptı. Niye Ukrayna? Ukrayna'da durup dururken füze düşürecek değil en yakın müttefikini. Rus lider Bali'deki gördükleri manzara ve sonra Zelenski'nin yaptığı açıklamalardan sonra falan dün gece yani pazartesi salıyı çarşambaya bağlayan gece Ukrayna'ya 100 balistik füze ateşledi. Ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre en doğudaki şehirlerden Polonya sınırına 45 kilometre mesafedeki enerji santrallerine kadar bombalanmadık yer bırakmadı Rusya. İşte o telaş arasında tabii ki Ukrayna hava savunma sistemleri karşı füzeler atarak gelen füzeleri karşılama, havada yakalama vesaire gibi meselelerle meşgulken anladığımız kadarıyla Ukrayna'nın atmış olduğu bir füze Polonya'ya düştü. Nitekim NATO anlaşmasının 4. maddesi çerçevesinde toplanan ittifaka üye 30 ülkenin Brüksel'deki daimi temsilcileriyle bir toplantı yapan Jens Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri de açıklamasında Polonya Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini hemen hemen tekrarladı ve bunun bir Rus füzesi olmadığı, NATO topraklarının Rusya tarafından hedef alınmadığını söyledi. Şimdi bu yaşanılan dün gece yarısı 2.30'dan bugün öğlen saatleri atıyorum 3 yani 12 saatte yaşanılan bir tek şey var. Ukrayna savaşı insanlığı yok edebilecek bir kapasite taşıyor. Yani burada bir yanlış anlama veya yani bunlar sonuç itibariyle Allah yapısı diyor ki kulu yapısı ya GPS'le çalışıyorlar. Yani sen onu planlıyorsun, basıyorsun düğmesine gidiyor. Bir yerde kafa karıştı füzede. Olur ya. Bu yani 2 kere 2 4. Olabilir. Sonra ayıklayamayacağız pirincin taşını. Çok net bir saldırı kimliği taşısaydı ayıklayamıyorduk şu an. Dimitri Peskov çıktı dedi ki Amerikan tarafına göstermiş olduğu soğukkanlılık ve profesyonellik nedeniyle teşekkür ederiz dedi. Herhalde bir teşekkürü de Putin yarın veya öbürsü gün Erdoğan'a edecektir yaptığı açıklama çerçevesi. Bence çok riskli ama doğru bir açıklama olarak geldi. Ve sonuç itibariyle bu olayı 3 aşağı 5 yukarı atlattık ama atlatılamayan şeyler var. Mesela 10 milyon insan şu anda Ukrayna'da elektriksiz. Elektrik olmayınca su olmuyor arkadaşlar. Yani siz elektriksiz dendiği zaman şunu da düşünün. 10 milyon Ukraynalı şu anda elini yıkayacak su bulamıyor. Böyle bir durumla karşı karşıya. Gerçekten bu durum esasında NATO'nun yeni bir planlamaya yönelmesine doğru yol almaya başladı. Yani Putin'in bu füze saldırıları bugüne kadar nedense verilmemiş olan Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin aktarımını, F-15 ve F-16 savaş uçaklarının aktarımını ve Ukrayna hava sahasının bazı bölgelerinin NATO tarafından uçuşa yasak bölge ilan edilmesine kadar varacak yeni adımların atılmasını öngörüyor. Bunların hepsi çok ciddi karşılıklı gerginlikleri arttıracak bir kimlik taşıyor. Biliyorsunuz CIA Başkanı William Burns Ankara'da Hakan Fidan'ın misafiri olarak Rus mevkidaşı
Sergey Narishkin'le buluşmuştu. Hemen şeye geçmiş, Kiev'e geçmiş, Zelenskiy ile buluşmuş ve Rusya'nın nükleer bir silah kullanım konusunda sergilediği kırmızı çizgiyi paylaştığı ifade ediliyor. Bu çok önemli. Kırmızı çizgiyi Amerika biliyor demektir. Ankara'daki temaslar ve şeyde ortaya çıkıyor ki Rusya bir kırmızı çizgi koymuş. Ha Amerika için bu kırmızı çizgi bağlayıcıdır, bağlayıcı değildir falan bilemem. Ama sonuç itibariyle Zelenskiy ile Kiev'e kadar gidip bu şeyde konuşması enteresan. Her sonda bir hazırlık var Dnieper'i geçmek için. Luhansk ve Donetsk'te çok kanlı çatışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Oralardan biraz bilgi vereyim. Bu füzenin Polonya'ya düşmesi sonrasında bazı aşırı milliyetçi Rus televizyon ekranları yorumcuları hafif coşkuluydular. Sonra kendi ülkelerinden, yönetimlerinden gelen açıklamalar üzerine biraz hayalleri kırıldı. Hani NATO'ya saldırdık, ah saldırmamışız mesali. Ama Margarita Simonyan var, bu kadın gazeteci güya Ukrayna Putin'in sesi, Russia Today'in başında genel yayın yönetmeni, bütün hükümete bağlı bütün yayınlar bu Margarita Simonyan'a bağlı. Onun bir lafıyla kapatayım bu mevzuyu. Dedi ki iyi haber. Bir NATO ülkesi vurulabiliyor. Füze düşünce ve NATO bu saldırının nereden geldiğini tespit etme kapasitesine sahip değil. Hadi canım sen de. Yani demek ki Moskova'da bu işlerin başında olanların kafa kapasitesi bu kadar basitmiş. Bu lafı ettiğinden 15 dakika sonra Amerikan Başkanı bu bir Rus füzesi değil demişti. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Hoşça kalın.